Aa, rahmet. Abi neredesin ya? İyi akşamlar herkese. Ben bir eşyalarımı toplayacağım da o yüzden geldim. Rahmet. Ablacığım bir oturup konuşalım ne olur Allah aşkına. Ben o gün öyle şoktan, sinirden söyledim öyle şeyler Rahmet. Lütfen. Bak belki burs meselesini çözeriz ha? Öyle bir mesele yok abla. Tamam mı? Nasıl öyle bir mesele yok ya? Ama yarışmayı kazanmışsın ya. Ne kazanmışım abla ben ya? Ha? Ne kazanmışım ben? Ben kendi adımla bile katılmadım o yarışmaya. Kim kabul eder böyle bir sahtekarlığı? Öğrencisi bile değilim ben oranın ya. Tamam olsun canım konuşuruz. Ya bak çok önemli bir yarışmaymış. Öyle dedi o kız arkadaşın. Hangi kız arkadaşım ya? Kaç tane var abi? Derin işte. O yaptı değil mi bunu? Derin geldi söyledi size. Rahmet. Rahmet hadi. Ablacığım ne oldu? Neyse abla. Okul mokul yok. Tamam mı? Bitti. Sen haklıydın. Ben senin en büyük hayal kırıklığım. Ben bunu kabullendim. Bence siz de kabullenseniz iyi olur. Ya olur mu canım öyle şey? Ben öyle sinirle şeyle söyledim. Rahmet hiç alakası yok yani. Hayır ne abla. Olur bir... Haklısın. Ben senin en büyük hayal kırıklığım. Maalesef. Ama öyle. Rahmet bir dinle bak konuşurum Rahmet. Dinleyecek bir şey yok abla ya. Tamam. Sal gitsin. Değil mi baba? Sal gitsin. Aynen öyle. İyi. Afiyet olsun herkese. Rahmet. Abim nereye gitti? İşe gitti İsma ama sonra gelecek. Bu nereye gidecek şimdi ya? Benim dilim kopsaydı demeseydim öyle şeyler ya. Ya üzme kendini ya. Akıllıdır benim paşam. Ablasına naz yapıyor işte. Gitme üstüne. Şimdi doğru diyorsun. Gitmeyeyim mi karşı gününüzde? Heh, aynen en güzeli. Hadi ya, hadi ya. Ne yapıyorsun? Koyma karnasını şunu ya. Anneciğim. Gideceğim. Dur ama. Gideceğim. Hayır, gideceğim. Dur. Hayır, gideceğim. Hey. Ne oluyor ya? Ne bu evin hali? Savaş? Annem beni bir yollara götürmüyor. Tamam, sen bir git bir elini yüzünü yıka bakalım bir. Biz annelerle konuşalım hadi, yavaş. Filiz'i arayacağım. Müsaitlerse şayet. Alacağım Savaş'ı götüreceğim. Böyle bir iki oturacaklar edecekler. Tamam. Bir sıkıntı yok. Sen çıldırdın galiba. Çocuğumu eski sevgilinin evine mi götüreceksin Savaş? Beni ne hale düşürdüğünün farkında değil misin sen? Ne hale düşürmüşüm? Lafa bakar mısın? Abuk subuk konuşma lütfen. Kendine gel. Çocuğu gördün işte. Neden bu hale geldi acaba? Mini bollarmış. Hastaneye kadar gelip çocuğumun aklına neler soktular. Saçmalama. Kendine gel. İnsanlık ettiler. Ziyarete geldiler ya. Senin aklından geçenlere bak, bir toparla kendini. Yarın götüreceğim, böyle bir oturacağız, kaynaşacaklar, geri döneceğiz ondan sonra. Bir şey yok yani. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum Savaş. Ne yapıyorsan yap. Ben yatmaya gidiyorum. Baba, yüzümü yıkadım. Hadi gidelim. Ama saat şu an geç. Öyle istediğimiz saat nasıl gidelim biz? Gel bakalım buraya. Baba. Şimdi Filiz ablayı bir arayalım. Bakalım müsait mi? Eğer tamam derse yarın akşam gideriz, tamam mı? Hı. Abim işinden de mi oldu yani şimdi? Ne yapacak peki? Ne yapacak? Okuyacak. O hocayla konuşması gerekiyor onun, Ali Bey'le. Ben çalışırım, hallederim zaten. O çalışmasın. Barış arıyor, kötü bir şey yok inşallah. Ha? Alo Barış. Alo Filiz. Yarın müsaitsen küçük bir misafirin olacak. Aa, Savaş mı gelecek? Annesi izin verdi mi? Evet, evet ben hallettim o işi. O zaman sendeyiz. İyi tamam ama şey yarın sabahtan bizim bir atölyeye gitmemiz lazım. İşlerimizi bitirelim, akşamüstü gelin olur mu? Tamamdır. Görüşürüz. İyi tamam. Hadi görüşürüz yarın. Budur. Yarın gidiyoruz. Yolda kız Savaş mı gelecekmiş bize? Ha, annesi izin vermiş. Hayret, hiç öyle izin verecek bir tipe benzemiyordu. İşte çocuğun iyiliği için oldu da anladı herhalde. İyi bakalım. Yalnız öğlene kadar bitireceksek işleri bize adam lazım, yetişmez yani. Zeynep var. Bütün gün evde oturup sıkılıyor. Gelsin yardım etsin size.
He, olur yarın gelsin. Götürelim seni he, gelin hanım. Ben dikiş nakış falan bilmem yalnız. Biz de anamızın karnında öğrenmedik, öğreniriz. He, vallahi ben sana öyle bir öğretirim ki kendin bile şaşarsın. Evet ama bizim yarın babamla işimiz vardı. Yani olmazsa gelirim tabii. Değil mi baba? Ne? Baba. Ne oluyor be? Yarın işimiz var değil mi? Ne? Ne işiniz var baba? İş sahibi olduğunda haberimiz mi yok bizim? He. E bizim faturalarda bir koltuk çıkarsın bey baba. İş bulmuşsun çünkü. Gelin öyle söylüyor. Yok be, benim ne işim olur be? İşim gücüm yok benim. Allah Allah. Ama babacığım yarın gidecektik, konuştuk. Yok kızım benim, seninle artık işim kalmadı ya. Neyse ya, ben gidip yatıyorum içeride biraz uyuyacağım. Kızım sana bir şey söyleyeyim, gelin. Sen kendini kurtar kızım, kurtar. Ay. Ay. O zaman ben de yarın olduğunda gideyim rahmete bakayım, nerede kalıyor, ne yapıyor? Git bak. Ya Çiçek, acele edelim biraz da. Daha çocukları okula bırakacak. Ya iki ayağım bir pabuca sokma benim ya. Sen çocukları al çık, bir sülayla gideriz. Üf, ya bir ortalığı silip süpürseydik. Barış'la Savaş gelecekler ya. Niye, ben daha dün süpürdüm evi. Nesi var evin? Ne bileyim, kek, börek bir şey yapmadık ama yani hiçbir hazırlık yapmadık ki, misafir geliyor akşam. Kız bir saat erken gelir, kekimizi böreğimizi yaparız. Sen niye bu kadar telaş yaptın ya? Ya. Abla, istiyorsan kırmızı halı falan da serelim. Allah Allah. Hayır ya, küçücük çocuk ilk defa geliyor evimize. Onun için... Neyse Hikmet, rahmeti bulur bulmaz haber ver, tamam mı? Merak ederim. Tamam. İyi hadi. Şey, ben gelmesem ya, benim karnım ağrıyor. Aa, nasıl? Niye karnın ağrıyor? Hastaneye götürelim. Ya yok, baksana gözlerine fıldır fıldır. Yürü gelin hanım, ben sana atölyeye gidince nane limon kaynatırım. Heh, hadi. Şunu aldın da bir telefon çal. Efendim Barış. Heh, Filiz, günaydın. 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 Biz dün konuşmuştuk ya seninle, ben Savaş'ı getirecektim akşam size. Yani onlar bir anlaştı. Size gelecektik ya. Evet. O yüzden aradım. Bir şey dedim. Bir şey lazım mı? Almam gereken bir şey var mı? Ha, yok. Yani biz zaten erken gelip kek börek falan da yapacağız. Yok yani bir şey gerek. Tamam. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben çocukları okula bırakıp geleceğim zaten. Tamam, tamam. Tamam o zaman, sen herhangi bir şey aklına gelirse ya da bir eksik falan bana haber edersin. Tamam canım, iş yerinde görüşeceğiz zaten. Evet doğru. Ben tamamen aklımdan çıkmış, tamam pardon. Okey, tamam biz zaten aynı yerdeyiz. Orada konuşuruz zaten, doğru söylüyorsun. Tamamdır o zaman. Tamam, sen çocuklarla ilgilen. Tamam. İyi tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyoruz babacığım. Hadi git montunu giy. Çıkalım. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Ne oluyor ya? Dün konuştuk ya gideceğiz diye. Evet. Dün makul davranman konusunda konuştuk. Ben de makul davranıyorum zaten Nihal. O yüzden gidiyoruz zaten. Bu mu yani? Bana bak Savaş. Sen beni çok hafife alıyorsun. Ben sana o Filiz'le ilişkini kes dedikçe sen oğlumu da onların hayatına sokuyorsun. Bak bu saçmalığa bir an önce son vereceksin, anladın mı? Yoksa o Filiz hapisten nasıl çıkardıysam hayatı ona zindan etmesini de çok iyi bilirim. Anlıyor musun beni? Bak bir sakin ol, bir durumu bir abartma, tamam mı? Yani İsmet'le çok iyi anlaştılar, sen de gördün. Götüreceğim, öyle arkadaş edecek kendine, bir şey olacak, kalabalığın içine girecek, bir neşesi artacak, bir enerjisi yükselecek çocuğun. O yüzden götürüyorum, başka nedeni yok. Hazırım ben. Uçağımı da aldım. Çok iyi düşünmüşsün. Bravo. Pistten de izin aldığımıza göre artık uçağı kaldırabiliriz değil mi? Hadi bakalım gidiyoruz babası. Miniboller uçuyoruz. Evet, miniboller uçuyoruz. Kuzum Savaşlar geldiğinde koşarak oynamayacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam. Burada bak, oyuncaklarınızı, araba yarıştırın, legolarınızı oynayın. Anlaştık mı? Evet. Yani böyle kovalamaca oynamayın, olur mu? Öyle fazla hareketli oyunlar oynarsa hemen yorulur mu abla? Tabii kuzum, hastalıktan yeni kalktı ya. Tamam, gelsin hadi. Ay gelsin hadi.
Oh, bekleyemez. Ah, kapı çaldı. Hadi gel. Gel, koş bakalım birlikte, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoppa. İyi ayakkabıları çıkartalım ilk önce. Ne yapalım? Geç bakalım. Geçin bakalım. Geç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsmin. Gel, ben montunu alayım seni. Bak kime getirdim sana. Arkadaş bak. Hadi bakalım. Hadi geç. Hadi gel araba oynayalım. Onun için değişmemişsin be. Al bak. O bunlarla da oynayın. Ha. Bunlar da Kiraz'la Piko abiye. Ha, küçüğü Cenin. Teşekkürler Barış abi. Teşekkür ederiz. Vay 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 vay. Ne yapıyorsun lan? Ah dur Barış abi, ama boğdun. Ay, boğarım tabii. Bizim seninle daha basket antrenmanı yapacağız. Daha o işler var. Aklımda unutmadım. Oscar biraz. Biz de kendimizi geliştirdik yani. Bak sen. La Barış, çocuğun hatırı olmasa elden içeri almazdık seninle. Çok özlemişim hepinizi be. Hoş geldin. Otursana, çay koyayım sana. Tamam. Ben alayım. Ha, getirdim ben. Teşekkür ederim. Nereye geçiyorum ben o zaman? Önce misafire. Hop, şöyle alayım. Teşekkür ederim. Çok benziyor sana Barış. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Valla kaşı gözü aynı sen. Şey, kestaneleri ben getireyim de çocuklar yer, sobaya koyalım şimdi. İyi akşamlar. Ah, hoş geldin Tuzan abi. Hoş bulduk Filiz. Ne yapıyorsunuz? Ay, ne haber be? Hoş geldin. Ay, şöyle bir uğrayayım da Barış'ı göreyim dedim ya. Barış için geldim yani. He, başka niye geleceğim ki? Ya oğlum bu bayağı ayaklanmış ha. Hoş geldin Savaş abi. Merhaba, ben Mini Savaş. Öyle diyor. Ben de Mini Bolu. Maşallah, maşallah. Tamam işte, artık şey yaradı mı? Yaradı, yaradı. Bayağı yaradı. Ben bunu affedeyim mi bugün, ne yapayım? Yok, hayır, dışarıda. Burada değil. Hı, tamam. Öyle işte ya, ben de şey yaptım. Arkadaşlarla buluşacaktık bugün de böyle. İşte o var senin, bu var benim. Gezelim dedik filan. Sonra da bir Savaş'ı göreyim dedim. Abartma, abartma. Öyle işte. Bayağı da kalabalık da bir ekibiz, biliyor musun? Böyle kızlı erkekli arkadaşlar var. Her gece işte takılıyoruz, barlar bilmem neler filan. Yeter artık ya. Abartma dedim. Gerçekten bak, kaç gündür susuyorum. Yok barlar, arkadaşlar, pavyonlar, sen ne dediğinin farkında mısın ya? Yanlış anladım. Akıyormuş. Ak artık, nereye akacak? Abart, anladım lan. Tülay, 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 Tülay. Gülüm. Ne var? Yok öyle akma bir şey yok ya. Ben ne akacağım? Yağ mıyım, su muyum ben? Hiç konuşma bak. Sana boşanalım dedim. İki gün sabredemedin ya. Hemen başladın. Yok kızlar, yok efendim uzun saçlısı, kısa saçlısı. Sen... Ya gülüm, ya öyle bir şey olabilir mi ya? Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Şey için yaptım öyle. Sen biraz beni kıskan da özle diye yaptım. Özledin mi? Özledin ha? Özledim. Ne? Özledim. Özledin mi? Çok mu? Hı hı. Ben de seni özledim. Neyse. Oh be, çok şükür ya. Çok şükür ya. Devlik abime bir yapmak yok ama. Bakacağız. Tamam. Bilmiyorum. Daha bunun işine bağlı. Yedi verenler dininden rengarenk, açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu
Felaketim, hasretim yetmiyor. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Geceler yanar, geceler söner. Bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil bu mecezirler. Fırtınam, felaketim, hasretim. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Olmadı böyle. Savaş ağlayarak gitti. İsmin haline bak. Filiz bak. Sakin ol be. Tamam mı? Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar verdiğimiz falan yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar vermiyoruz. Bunu anlaman lazım. Ya tamam da bak, bir araya geldik. Savaş alanına döndü ortalık yine. Tamam. 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 Konuştuk bunu. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Bununla birlikte baş edeceğiz. Birlikte savaşacağız. Tamam mı? Bak Filiz. Elimi bırakmaman lazım. Tamam mı? Vazgeçmemeliyiz. Bizim birbirimiz olmadan bir anlamımız olmuyor. Anladın mı? Bu çocuklar... Biliyorum. Biliyorum. Savaş'a da, İsmo'ya da, çocuklara da gerekirse canım veririm onlar için. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Sen de öylesin. Ama bu aynı şey değil. Ben sen olmadan yaşayamıyorum. Ocağın yok, anladın mı? Bir anlamım olmuyor. Kayboluyorum. Ya Nihal boşanmayı kabul etmezse? Ya çocuğu kullanırsa ne yapacağız? Muhtemelen yapacak. Bak bunlar olacak. Anladın mı? Çok kötü şeyler oldu. Yine olacak. Ama hepsini atlatacağız. Birbirimizi bırakmayacağız. Yanımızdan ayrılmayacağız. Hepsini atlatacağız, tamam mı? Babamı niye kıstın anne?
çünkü babam bizi bıraktı oğlum. Babam bizi bırakmadı. Evet, bıraktı. Bizi Filiz için bıraktı oğlum. Ama biz seninle birlik olup babanı evimize geri getirebiliriz. Nasıl getireceğiz? Sen de ben birlik olacağız anneciğim. Eski günlerdeki gibi. He? Ama şimdi senin uyuman lazım. Tamam mı? Uyu ve güç topla. Güç topla ki babayı evimize geri getirelim. Hadi anneciğim, şimdi sen yukarı çık. Elini yüzünü yıka. Sibel ablan yardım etsin. Hadi gel. Oh oğlum. Efendim. Selim Bey merhaba. Nihal Aktan ben. Bu akşam hoş olmayan bir karşılaşma yaşadık. Evet, biraz öyle oldu. O yüzden ben de bu ortak sorunumuzu birlikte çözebileceğimizi düşündüm. Yarın sizinle görüşmek istiyorum. Bize yaptıklarının bedelini ödemek zorundalar. Bakın Savcı Hanım, ben yeterince çirkin şeyler yaşadım, tamam mı? Daha fazlasını yaşamaya kendime yakıştıramıyorum. Siz yakıştırmıyorsunuz ama onlar gayet de yakıştırıyorlar. Bakın, ben ikisinin de hayatlarını ellerinden almadan bu işin peşini bırakmayacağım. İyi, siz bilirsiniz. Bak, madem bütün bunlarla birlikte savaşacağız, bir daha bana yalan söylemeyeceksin. Tamam mı? Öleceğimi bilsen bir şey saklamayacaksın benden. Kardeşlerimi bir daha yüzüstü bırakmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam, bunu 500.000 defa dedim. Ama tamam, elimi yüzüme bulaştırdım, aptallık ettim. Ama gerçekten bu sefer aldım dersimi. Gerçekten söylerim, aldım. Tamam. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Güzelim benim, buraya gel. Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Oh, ben de senden ayrılmak istemiyorum. Bak, biz evleneceğiz ya. Çok çocuğumuz olacak bizim. Hatta torunlarımız olacak. Çok geniş, çok mutlu bir aile olacağız. Buna odaklan. Tamam mı? Geçecek bu günler. Merak etme. Sen de üzülme artık ya. Bizim para sıkıntımız yok ki. Çık mısın? Orada bir tek ben çalışmıyorum ki. Bir sürü kadının ekmek kapısı orası. Mansur Bey bizim tek işverenimiz zaten. O da giderse batarız, biteriz yani. Yavrum, batmak olur mu öyle şey? Bir kere konuşur hallederiz. Adamla konuşursun, daha dükkan bize zaten. Aile dur bir şekilde, merak etme sen. Üzme artık kendini. Ne oluyor ya? Bunun ne işi var burada ya? Eski damat geri mi geldi? Fikri Bey, ben Filiz'le ayrıldım, evet biliyorsunuz ama işte yani ben gene de kendi adıma hep yanında olmayı... Tamam tamam, lagaligo yapma. Madem geldin, o zaman hemen nikaha basacaksın kızım hani. Çok uzattınız bu işi ya. Sen de o mahkeme suratlıya söyle, bir daha eve gelmesin. Hiçbir işe yaramıyor zaten. Bir iş halledemedi ya. Bir büyük getirecek hala. Çekil. Ölüyorum acımdan ya. Başlayacağım sizin aşkınızın ızdırabına. Israp mıydı, ızdırap mıydı lan? Zeynep, o hep karışıyor oğlum zaten. Ben çok yakıştırıyordum zaten size. Çok sevindim adınıza. Tam karışmasın. Doğru davran. İçeri geçecek, ablamın yatağında yat istersen. Sohbet edeceğiz biz biraz. Oldu. İyi geceler size. Siz de geçin, hadi yatın siz de. Ne oluyor? Barış, ne oluyor abi? Ne yapıyorsun yani?
Karın geliyor çocuğunu yaka paça götürüyor buradan. Sen burada kalıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Evlisin sen ya. Farkındayım. Yani oradan nasıl göründüğünü biliyorum. Ama emin ol, gerçekten söylüyorum, bu bir formalite evlilikte. Yani ablan olmasa da boşanacaktım zaten. Yarın da ilk iş gidip boşanma dilekçesini veriyorum. Evet, zaten Barış mecbur kaldığı için evlenmiş Nihal'le. Beni hapisten çıkarmak için. Tamam abla. Ben ne diyeyim zaten, sen öyle diyorsan bana bir şey düşmez yani. Bir şey söyleyeyim ama içimde kalmasın. Ablamı çok üzdün abi. Bir yerde baban, bir yerde anan. Şimdi bir de karın çıktı. Saçma sapan kafalarda, anlayamadık onu da zaten. Ben ablamı mutlu görmek istiyorum. Ben ablamı yüzü gülüyorken görmek istiyorum abi. Bu kadar. Şunu da söyleyeyim. İçim hiç rahat değil. Hiç rahat değil hem de. Haberiniz olsun. Tamam, geçiyorum ben içeri. Yani gelin iyi atlattık bence. Bence zamanın içinde rahatlayacak, emin olun. Valla bence rahmet daha büyük tepki verecek. Yani burası bir karıştırır. Sen yandaki evde mi kalacaksın? Hayır. Bu gece değil. Bu gece yollama beni. Olur mu? Niye? Bence sarılabiliriz. Dükkan boş. O 250 bin dağlığın 250'sini almış götürmüşler yani. Neyse, zaten bunlar bu saatte konuşulacak şeyler değil artık. Sabah ola, hayrola ya. Bakacağız bir çaresine ya. Hadi be hayatım, iyi geceler. İyi geceler. Selim, üzülme artık, tamam mı ya? He? Gel bakalım sen. Gel yat. Gel, 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 gel. Aferin. Uyu güzel, güzel.
bir şey değil mi? Sorun var. Özgün onu ya. Biz ne zaman başta bir araya gelsek uğursuzluklar bir şeyler oluyor bak. Yemin ederim bak. Babacığım aşkım da uğursuz mu olurmuş? Saçmalama be. Olacağı varmış olmuş işte. Abla. Hı? Biz borçları, faturaları nasıl halledeceğiz şimdi? Ne olacak? Ne olacak ya? Halledeceğiz bir şekilde. Ha bana bakın. Barış belki rahmeti getirecek. Onun yanında böyle paralan puldan bahsetmeyin ha. Dertleniyor hemen. Merak etme kuzum. Hiçbir şey söylemeyiz. Ha aman ha. Ay niye dert ettiniz bu kadar ya? Kapının önünde mis gibi araba var. Babam satınca ödeyecek. Evet tabii sen daha babanı tam olarak tanımadığın için sana öyle kolay geliyor. Zeynep'ciğim benim babam daha hayırlı bir şey yapmamıştır. Ulan ne nankörsünüz faydasızlar. Bu evi kim aldı size? Ha. Doğru söyle. Geldin. Rahmet. Ay. Çok özledim seni. Ben de abla. Heh. Faydasızların bayrak tutanına geldi. Gelin gelin. Ulan bölünerek çoğalıyorsunuz be. Abla. Ben çok özür dilerim ya. Ya aman daha ben özür dilerim. Ağır konuştum çok bir an. Ay kuzum ya çok özledim. Oh. Kadro tam takım tamamlandı vallahi. Ha tamamlandı tamamlandı. Ulan o kadar kalabalıksınız ki nefes alamıyoruz. Oturacak yer yok be. Ne haber abi? İyi senden? İyiyiz çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Nasılsın abi? Sen konuşma lan. Hoş geldin abi. Bu arada senin bu hergele yok oladınmış ha? Ne? Valla ne yaptın ne ettin hallettin abla. Senin konuştuğun profesör asistan oldum okulda. Gerçekten mi? Ay yapıyorum sana be. Aferinsin, aferin. Oh. Ama bundan sonra hiçbir şey düşünmeyeceksin tamam mı? Her şeyi ben halledeceğim. Yok ya maaş da veriyorlar. Vallahi mi? Ay. Aslan oğlum gel bir sarılayım sana. Ya baba ya. Ne kadar veriyorlar? Ne bileyim ben o kadarını sormadım sen de hemen. Ne diyeceğim dedi tamam sustum ben de. Barış çok teşekkür ederim rahmeti getirdiğin için. Siz de beni çok küçümsüyorsunuz ama. Hı. Sizi kaç gündür çözemediğiniz için ben iki saatte çözdüm bak. Hem okula gideyim de eve döndürdüm. Pardon ya sen hallettin yani. Ya oğlum bir şey yapacağım ben kendim hallettim ya. Gelmiş prim yapıyor burada ya. Ben zaten geliyordum. Tamam, bir şey söyleyeceğim tamam prim yaptım. Bana bir şey yapmaya gerek kalmamış ya. Gittim eve test mi ne yazılı şey çocukların kağıtlarına bakıyordu köz köz. Aferin ol aferin. Hadi tamam. Hadi yürü yemek yiyeceğiz hadi. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Özlemişim ha makarna. Hadi bakalım hadi hadi oturun şuraya oturun. Oh vallahi özlemişim makarna. Ne yaptın böyle? Nerede güzel kız? Böyle yapalım güzel güzel. Eşyalarını getirmemişsin. Ya abla. Ben orada kalsam olur mu ya? Hem okula da yakın, gidip gelmesi kolay oluyor. Daha rahat çalışırım falan. Bu arada ev tam onluk haberin olsun. Aynen. Yuvadan mı uçacaksın sen? Uç oğlum uç. Sakın konma. Sakın konma. Bak vallahi oturacak yer yok ya. Nefes alamıyorum. Ya ver şunu ya. 40 saatte doldur. Ya baba ya. Acıktım Allah Allah. Ya ne yapıyorsun? Ya baba dur ya. Dur. Benim ama şu salatadan koysana biraz. Sen ol. Dedek sen işte babacığım. Güneşi bile ateş ettik bilmedik. Kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Babacığım tamam ya, of. Ya bir şey de yemedin sen. Bir ekmek arası bir şey yapayım, vereyim mi yanına? Ha? Otobüs gitti abla ya, gitti. Ben yerim orada, verirler bir şey. Dur, dur abla, dur. Ay, dikkat et kendine tamam mı? Oha, ne koydunuz bunun içine be? Ne gülüyorsun? Hadi tamam. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Buyurun efendim. Filiz. Anacığım İsmail'in ateşi var sanki. Nasıl ya? Üşüttü mü kuzum? Herhalde. İsmail. Bir ateşi var gerçekten. Şu telefonu versene çıkar üstüne aşkım. Hadi çıkar. Çıkarır. Alo Barış. Ya bir gelip baksana İsmail'in ateşi çıkmış biraz ya. Tamam. Ya
Cemil. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Hayırdır? Ya Filiz evde mi? Bir konuşmam gerekiyor da yanlış anlamazsan. Filiz evde ama ne oldu? Ya bu hırsızın biz kimliğini tespit ettik. Gözünüz aydın da mesele biraz karışık. Oy değil mi? Ha. Gel gel içeri gel. Çatalma insanı. Bindalları da buldun mu? Ha? Çabuk çabuk. Buldun mu bindalları da? Geç. Filiz. Günaydın. Cemil hırsızı bulmuş. Ne? Ha. Kim? Buldun mu şeyleri bindalları? Öf ya öf be öf ya. Bırak yürürük ya. Hiç sana uyutmuyorsunuz. Hayda benim karnım acıktı ya. Yok mu böyle hemen yiyecek bir şeyler kahvaltı mı? Be baba. Ne? Cemil hırsızı bulmuş. Vallahi mi? Aferin ya. Ne kadar çabuk yakaladınız böyle aferin. Ya, helal biraz olsun. Çabuk oldu evet. Helal olsun. Ya Cemil söylesene kim? Hadi. Söylesene oğlum. Kim? Ya kim? Şimdi böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum da. Söyle. Bu atölyenin camı kırılan taştan parmak izi almıştık. Ha. Karakolda çat diye biriyle eşleşti. Yani söylemeye dilim varmıyor da... sizin atölyeyi baban soymuş. Aman! Kendisini karakola alacağız. Baba! 3-5 tane çul içinde. Fikri abi bak boşuna kaçıyorsun. Nasıl olsa alacağım seni o karakola. Baba! Ne oluyor gene sabah sabah ya? Al! Yakalarsan götürürsün. Allah! Nasıl yaptın böyle bir şey ya? Ne oldu gene ya? Ya gelmeyin üstüme be! Dükkanımızı bey baba soymuş. Ya! Fikri Bey, baba ne yapıyorsun ya anne? Ya! Gelmeyin üstüme ya! Arabanın vergisini ödemem gerekiyordu. Sizin çulları sattım. Ondan sonra götürdüm, vergisini ödedim. Şimdi araba benim üzerime geçti. Onu satacağım. Sizin çullar kaç paraysa veririm geri ya. La gönlüme etmeyin be! Hangi arabanın Fikri abi? Hangi arabanın ya? Ya işte benim arabam. Ayam. Hayda. Lan. Arabayı çalmışlar lan. Al işte haydan gelen uya gitti. Fikri abi. Bak çok koşma yorma kendini. Alacağım seni nasıl olsa o karakola. Bulurum ben seni. İçeri gel. Sen mi girdin babamın aklına? Konuş çabuk. Ay ben bir şey yapmadım ya. Sen de ne olsa benden biliyorsun ha. Zeynep. Babamın aklına nereden gelsin eşyaları satmak? Sen mi girdin babamın aklına? Zeynep konuşsana delirtme beni. Ay ne olmuş yaptıysam? Sanki o malları sattığınızda zengin olacaktınız ha. Kapının önünde mis gibi araba duruyordu. Onu satsaydık dünya kadar paramız olacaktı. Ben bizim için yaptım Hikmet. Evimiz olsun diye yaptım. Tamam sus. Sus konuşma Zeynep. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kızım sen? Ben seni evimin içine aldım. Ben seni alemin içine soktum. Doğmamış çocuğuna çocuğum dedim. Kendi alem bakmadı sana, kapı dışarı etti de evimizin içine aldık. Böyle mi teşekkür ediyorsun bize? Ne diyorsun Hikmet ya? Ben senin karınım. Karın mı? Ha? Karım. Terbiyesiz. Karım gibi davran o zaman. Ben senin bu yaptıklarını ablama anlatsam sen diyeceksin. Eve değil mahalleye giremezsin biliyor musun sen? Hikmet sen çok sinirlisin. Sonra konuşalım istersen. Sus. Zeynep sus. Yeter. Daha fazla konuşma. Kapandı konu. Bana bak. Ablamlara tek kelime etmeyeceğim. Konuşmayacağım. Sen de haddini bileceksin. Ayağını denk alacaksın. Bir tane daha arıza çıkartmayacaksın. Hele bir çıkart. Hele bir çıkart seni kapının önüne koyarım. Hamile mamile umurumda olmazsın. Çocuğunu da alırsın. Defolur gidersin. Anladın mı? Beni delirtme. Ya o değil de bu babamın aklına nereden geldi bu bindalları satmak ya? Yani Fikri Bey nereden aklına gelecek işte bulmuştur bir herkesin. İşine gelince kafası zehir gibi çalışıyor mu onun? Tamam ben şimdi Fikri abiyi bulacağım karakola alacağım. Tamam siz şikayetçi misiniz onu bir söyleyin. Ya nasıl şikayetçi olacaksın Cemil yani babam işte ya. Bir gece böyle nezarete susamıyor. Ha. Cemil benim de biraz içim sor he. Olur olur hallederiz tamam. İyi hadi İsmail de ilaç mı vereceğiz çocuğuna? Açız. Hadi bakalım. Vallahi efendi bak ben hırsızı buldum sözümü tuttum da Fikri abi çıktı. Yapıyor böyle şeyler. Alış bunlara.
Cemil, onu tutabildiğin kadar içeride tut, tamam mı? Abi. Abi lan. Acıyor mu lan? Abi acıyor ya. Sabaha kadar sızladı. Sabah karşıda ben sızmışım zaten. Lan kalayım mı seninle bugün? Lan kafanı dağıtırım biraz. Neyle dağıtacaksın kafamı? Tanjant ve kotanjantla mı? Sen garip bir şey oldun Elci. Ulan sana da iyilik yaramıyor ha. Ne yaparsan yap. Abi. Sen harbiden babamı kovdun mu dedin? He, kovdum. Ya zaten çıkacağım ben o evden ya. Gerek yok yani. Em ablama da para lazım şimdi. Tabii öyle denizlerden, derinlerden sonra Fikri Elibol'a takılmak koyar zaten. Lan bir şey de fırlatamıyorum ha şimdi sana. Ya o değil de bu var ya Fikri Elibol'un aklını yemin ediyorum anlamıyorum ben ya. Ya senin nereden aklına geldi bin dalları çalmak ya? İşte. Günaydın. Günaydın. Hikmet'e kahvaltı hazırladım. İlaçlarını içecek ya. Aferin kız gelin. Takdir ediyorum seni ha. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz abi. Sen hiç kıpırdama. Ben yediririm. Öleceksin sandım. Ödüm kopuyordu. Bir kere bırak şu çatalı. Tamam. Şunu bırak. Tamam bırak. Zeynep. Bir an önce kendine bir hayat planı çiz. Gidiyorsun bu evden. Hikmet. Ne Hikmet? Ne Hikmet? Ne sandın sen? Ablama yaptıklarından sonra burada kalacağını mı sandın? Hikmet. Ben seni ne kadar sevdiğimi anladım. Ne olur seninle kalayım. Zeynep sen hiç kimseyi sevmiyorsun. Sen insanları kullanıyorsun. O kadar. Yemin ederim ben seni çok seviyorum. Tamam. Çek elini. Bak Zeynep. Hamilesin. Anne olacaksın. Erkeklere yamanmak yerine git kendi ayaklarının üzerinde nasıl durulur onu öğren. Ablamları örnek al işte. Kızın başında bin tane dert var. Gıkını çıkarmadan hepsini çözüyor. Birini örnek alacaksan onu örnek al. Kendi hayat planını çiz. Kendi çocuğuna da kendin bak. Tamam mı? Selam söylüyor herkese. Kampı çok sevmiş. Vallahi iyi bari ya. Hadi bakalım Fiba Bey, yürüyün de gidelim. Dur lan. Nereye gidiyorsun? Cezalısın ya sen. Otur. İsmail'e gitmesin tamam mı? Nezle gibi orada. Ha, iyi. Hadi. Şş, abla. Ha. Baksana. Şey diyorum ya. Ben çıkayım bu evden. Vallahi gerek yok bak gerçekten. Şu an hiç gerek yok. Okuldan aldığım parayı da sana veririm. Bir şekilde hallederiz tamam mı? Ya rahmet hayır olmaz tamam, öyle şey. Tamam, paraya ihtiyacın tamam. Var. Senin okula gidip tamam. Geliyorsun ya. Tamam abla ya. Hadi öpüyorum herkese. Tülay abla görüşürüz. Görüşürüz kızım. Rahmet beş kurssuz olmaz öyle okula gidip gelemezsin ya. Abla ben de çıkayım gel arkadaşlara bakalım. Sen neyin ayağına arkadaşlara bakıyorsun ya? Kış günü hava soğuk okulda herkes saçmalama. Okulda falan değil ablam. Okula falan gitmez. Ya abla. Fiko hayır ya nereye gidiyorsun? Delirtecek ki çocuk beni. Ya Filiz tamam rahat bırak çocuğu. O da çok korktu dün. Kafasını dağıtsın biraz. Hadi gel kızım sen de biraz yat hadi nezlesin. Ben şu imalatçıları arayayım artık ya. Ay ara ara. Koltuk bile alamıyoruz ya. Ya biz kurtarabilecek miyiz? Mecburuz. Mansur Bey de yolladı ihtarnameyi. Ben de borç içindeyim yani.
Ha, alo, merhaba. Ben hanım Eli dikiş nakıştan arıyorum da. Ha. Ha, öyle mi? Anladım. Tamam, kolay gelsin size de, sağ olun. Ne oldu kız? Sektör değiştiriyorlarmış. Ya Barış da yardım edemiyor bize değil mi? O da beş parasız kaldı. Ne yapacağız biz ya? Biz kimseye güvenerek kurmadık ki burayı. Bir şekilde halledeceğiz. Bakacağız bakalım. Filiz. Hı? Acaba ben atölyeye mi gitsem? Orada 3-5 ne kaldıysa onları işlerim, yani boş duracağımı. Olur. İyi olur aslında. Gideyim ben kuzum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah, Filiz içeride mi? İçeride, içeride. Atölyeye gidiyorum ben de. Tamam, tamamdır. Gelsene, bir şey soracağım ben sana. Savaş sana kurt murt bir şeyler söyledi mi? Yani bir şey demedi de, babamı sen çaldın benden dedi. Nefret ediyorum senden dedi. İşte ben de bunun kafana ne kadar takacağını bildiğim için gelip hemen açıklamasını yapmak istedim. Öyle bir şey tabii ki yok. Savaş seni çok seviyor. Nihal söylemiş bunları söylemesine. Nihal mi söylemiş? Evet evet, yani saçmalayacağını biliyorduk da işte. Ben bu kadarını beklemiyordum tabii. Ama önemli olan dediğim gibi bizim bu tuzaklara düşmememiz. Ya insan kendi çocuğuna böyle bir şey nasıl yapar ya? Ne kadar korkmuştu çocuk. Öyle öyle, bence de öyle. Yani sinirinden ne yapacağını şaşırdı. Of. Ya çocuğu şimdiden aranızda çekiştirmeye başladınız ama ya. Bu kadın senden vazgeçmeyecek belli. Bak çok tehlikeli zaten ya. Yani kendi çocuğuna bunu yapan... Hem güç de var elinde savcı. Bir sakin olur musun? Abartma. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Kimseye bir şey yapamaz canım. Ne olacak? Ah, kolay mı o işler o kadar? Barış, gerçekten ne kardeşim ne ben bir tane daha servet hakta makası kaldıramayız, tamam mı? Filiz, biliyorum. Tamam, çok farkındayım bunun. Ama böyle davranmana gerek yok. Yani bir şekilde halledeceğiz, işin içinden çıkacağız. Hem sen daha ilk gelen engelde böyle davranacaksan, böyle tedirgin olacaksan bilmiyorum, bilemedim ben. Saçmalama, tam tersi. Ben de senden vazgeçmek istemiyorum. Ama bunun tek şartı çocukların zarar görmemesi. Yani ne savaşın ne bizimkilerin. Haklısın. Filiz, ben bu işi çözeceğim. Tamam mı? Ben bu işi halledeceğim. Bir yolunu buldum. Bu boşanma sürecini hızlandıracağım ben. Tamam mı? Nihal durumu kökten hallolacak. Ya neyi çözeceksin? Ya neyi hızlandıracaksın? İstemiyor kadın boşanmak. Farkındayım. Ben merak etme, halledeceğim. Sen kendi işine bak. Tamam mı? Çözeceğim ben. Diğer mesele ne oldu? Şu para meselesi. Ben ya, de ona da bakacağım bir şeyler için. İstemiyorum para filan, işine bak sen. Tamam. Tamam, ben gideyim şimdi o zaman. Tamam. Hadi. Dikkat et, tamam mı? Konuşuruz. Hayırlı günler Barış. Sana da. Nasıl bulundu mu adam bari? Bakıyor musunuz? Yok ama çember bayağı bir daraldı. Herhalde bu mahallede bir yerlerde. Bulacağız inşallah. Şey, ben Filiz'e bir şey soracaktım da. Kısa. Tabii tabii, hemen sor. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Merhaba Filiz. Merhaba Cemil. Yakaladınız mı adamı? Yok yok, daha yakalayamadık ama tepesine bineceğiz yakında, sözüm olsun. Hikmet'in durumu nasıl? İyi, yatıyor içeride. Ya ben senden bir şey rica edecektim de. Hanımefendi dün gece bayağı kötü oldu. Ben de kendimi çok kötü hissettim. Siz sonuçta kader arkadaşı sayılırsınız ya. Fırsatın olursa bir ziyaret edebilir misin diyecektim. Gidip bakarım tabii. Tamam, merak etme sen. Çok sağ ol Cemil. Hadi eyvallah. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.